Merhaba kadar mahkumları. Ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda önceki serilerimizden olan bir seriye devam edeceğiz. NFT serisine. Ama bu sefer televizyon <laughs> Ama bu sefer telefondan NFT nasıl çizebileceğimizi göreceğiz. Tablet veya telefon da olur. Genelde tablette çiziyor ama telefondan da var. Uygulamayı size göstereceğim. Neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Zaten 10 bin tane vesaire yapmak istiyorsanız önceki videolarımı kartlara ekledim ve açıklama kısmına da var. Oraya da uğrayabilirsiniz. 10 bin taneye nasıl çoğaltıyorum, nasıl varyasyon yapıp nasıl yüklüyorum. Hepsi önceki videolarda mevcut. Açıklama kısmına bırakacağım. Buradan nasıl çizeceğiz? programı nasıl kullanacağız vesaire onu göreceğiz. Hep birlikte geçelim bakalım telefondan NFT, NFT nasıl yapıyormuşuz. Hep birlikte görelim videoda görüşürüz kader mahkumları. Öncelikle Play Store'dan programımızı indiriyoruz. Medibank Paint programımızın adı. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Buraya girdikten sonra en önemli yapmamız gereken şeylerden biri boyutunu ayarlamak ve katmanlar bizim için önemli çünkü 10.000 tane çoğaltmak istiyoruz. Katmanların önemi var. Şimdi buradan yeni tuval diyorum veya galeriden fotoğraf da ekleyip çalışabilirsiniz. Edit diyorum. Burada genişliğini, boyutunu, yüksekliğini ayarlıyorum. Şimdi ben 1000'e bin bir çalışma istiyorum. NFT'im kare olacak. Bu DPI'ye karışmayın, kağıt boyutuna da karışmayın. Tamam deyin. Bu şekilde tuvalimiz açıldı. Şimdi burada gördüğünüz gibi kalem, damlacık, renk seçme araçları vesaire hepsi var. Buradan rengimizi seçip işte kalem çeşidimizi falan seçebiliyoruz vesaire vesaire. Buradan katmanlar en önemli olan yer şuradaki katmanlar bölümü. Buradan her çizdiğimiz yere şey yeni katman eklememiz gerekiyor. Şimdi bir örnek bir şey yapalım. NFT nasıl oluşturduğumuza dair. Parmakla çok çizim yapmadım, çok harika olmayabilir. Genelde fare kullanıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi diyelim bizim NFT'miz bir karakter olacak. Öncelikle karakterimizi çizelim. Şapkasını vesaire çizmeyeceğiz şu an. Şu şekilde karakterimizin taslağını oluşturuyoruz. İki parmağınızla yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz bu arada çizdiğinizde. Şu şekilde gözleri olsun. Şöyle bir ağzı olsun. Şöyle. Ve bir bedeni olsun. Bunu bir karakter olarak ele alalım. Şöyle. Şu şekilde bir bedeni var. Şimdi bu bizim karakterimizin ana taslağı. Bunu renklendirdiğinizi, boyadığınızı düşünün. Şimdi buna farklı farklı ekipmanlar yapmamız gerekiyor. Tıpkı önceki videoda anlattığım gibi. Katman bölümüne geliyoruz ve şuradaki artıya basıp renk katmanı deyip yeni bir katman oluşturuyoruz. Şimdi çizeceğimiz şey şuraya gelip bunu kitlersek eğer bu bir daha oynamayacak. Şu an çizeceğimiz şey bir üstteki katmanı olacak. Örneğin şöyle fırça tekrar kalemimizi alalım. Palet bölümüne tıklıyoruz. Palet bölümünden kalemimizi değiştirebiliyoruz. Daha kalın bir kalem alalım. Rengimiz de şöyle şu şekilde mavi bir renk olsun. Diyelim bu adama bizim bir şapka çizmemiz gerekiyor. Şöyle kilitli katmanı seçmeyeceğiz. Normal katmanımıza geliyoruz. Evet şöyle bir şapka çizdik. Daha sonra bunun içini şöyle boyatabilir, boya, boyayıp doldurabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şuradaki çizgiye karışmanıza gerek yok. Bu şapkası örneğin. Daha sonra geliyoruz. Bir katman daha açıyoruz. Bunu kitleyelim. Yeni bir katman oluşturuyoruz. Renk katmanı buraya geliyoruz. Örneğin bir de aksesuarı olacak diyelim. Tekrar palete gelelim. Buradan rengimizi şöyle altın renginde bir renk yapalım. Diyelim bir de şöyle bir kolyesi var. Pardon, hemen kalemi seçmemiz gerekiyor. Şöyle bir altın zinciri var diyelim. Bu da bir katman olacak. Bunu da tekrar gelelim, kitleyelim ki katmanlar arasında karışıklık olmasın. Daha sonra yeni bir katman açıyoruz. Artıdan açtıktan sonra tekrar renk katmanı dedik. Örnek veriyorum. Bu adamın farklı farklı gözlükleri olacak. Tekrar palete gelelim. Göz rengimizi kırmızı yapalım. Bunları temsili çiziyorum. Siz karakterinizi tasarlayın önce. Ya da burada direkt taslağını da çizebilirsiniz. O katmanı daha sonra silersiniz. Şimdi karakterimizin şöyle bir gözlüğü olduğunu varsayalım. Bu da karakterimizin gözlüğü. Şimdi örnek veriyorum. Bakın size bir şey göstereceğim. Tekrar katmanlar bölümüne gelelim. Bunu kitleyelim ama kapatalım. Bu gözlük görünmüyor, görünmeyecek. Şimdi farklı bir renk seçelim. Örneğin bu sefer pembeyi seçelim. Bir tane karakterimize kalp şeklinde gözlük yapalım. Şimdi NFT'lerin nasıl çoğaldığını da anlamış olacaksınız. Örneğin bu da bir gözlüğü. Çok harika çiziyorum bir farkındayım. Bu arada gerçekten güzel çizimlerim olduğunu düşünüyorum. Henüz NFT koleksiyonuma göz atmadıysanız açıklama kısmından bırakacağım. NFT'lerime göz atabilirsiniz. Dilerseniz satın bile alabilirsiniz. İleride değerlenecek projemiz sağlam. Şimdi geldik katmanlar bölümüne. Şimdi bakın bu katmanı da kapatalım. Bu katmanı da kapattık. Adamımızı şöyle şuraya alalım. Şurada görünsün. Katmanlara geliyoruz bakın. Bunu açtığımızda bu gözlük, bunu açtığımızda bu gözlük geliyor. Şapkayı kapatıp açabiliyoruz. Bunlar ne işimize yarayacak? Bunların hepsini farklı farklı PNG dosyası olarak kaydedeceğiz. Visual Studio'da bir önceki videomuzda göstermiştik. Oraya atıp 10.000 varyasyon yapabileceğiz. Yani buradan İki gözlükle bunu yapamayız. Her birinden onar tane çizerseniz aksesuar, elbise, gözlük vesaire oluşturabiliriz. Bunları dışarı almak için de şöyle kilitlerini kapatalım. Kilitlerini kaldıralım. Kaldırdım. Daha sonra şuradaki 3 noktaya basıp kaydet, farklı kaydet veya PNG, JPG olarak kaydedebiliyorsunuz. Şöyle geri geleyim. Pardon yanlış tıkladık. Buradan export png jpg. Buradan dosyalara ulaşma izin ver ki fotoğraf kaydetsin. Png şeffaf olarak ben bu dosya biçimini kaydediyorum. Veya bakın bunu böyle kaydettim. Sadece şapkayı kaydetmek istersem bunların gözlerini kapatacağım. Şu şekilde. Sadece şapkamız kaldı. Tekrar buraya bastım. Buradan farklı kaydet. Buradan export png png olarak şeffaf olarak kaydet dedim kaydetti. Şimdi bir kaydettiklerimize bakalım nasıl duruyor, nasıl görünüyor. Bakın sadece şapka, arkası şeffaf ve adamımız. Bu şekilde varyasyonlar oluşturmanız gerekiyor. 10 şapka, 10 gözlük, 10 elbise, 10 aksesuar vesaire çizerseniz Arka planlarda eklerseniz 10.000 tane farklı varyasyon olabilir. Yalnız ne kadar fazla yaparsanız o kadar farklı görüntü elinizde olur. O kadar güzel görünür. Uygulamamızın başka yönlerini kurcalayıp araştırabilirsiniz. Ben birkaç tanesini tekrar göstereyim. Şuradaki damlalık aracından istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Şöyle istediğimiz rengi seçip tekrar. Bu yandaki silgi yine bildiğiniz gibi. ileri geri alma tuşları şurada şunlar. Daha sonra telefonu çevirip şöyle sağ sol vesaire sıfırla Sola döndür sağa döndür bu şekilde ayarlamalar yapabiliyoruz. Buradan kırp var yapıştır var bu şekilde tuval ayarlarını tekrar yapabilirsiniz. İmge boyutu, tuval, arka kapıların rengi falan bunları değiştirip seçebilirsiniz. Örneğin arka kırmızı olmasını istiyoruz, kırmızı oluyor. Bu şekilde tuval rengini değiştirebilirsiniz. Tuval bölümünden gördüğünüz gibi birçok farklı şey var. Örneğin sulu boya da varmış bakın sulu boyanın etkisi biraz daha farklı. Gördüğünüz gibi şöyle çekme var şu şekilde. Farklı farklı özellikler, farklı farklı kalemler burada mevcut. Gördüğünüz gibi burada farklı desenler de var. Perspektif çizgileri, radyal çizgiler vesaire ayarlayabilirsiniz. Buradan gradient oluşturabilirsiniz. Şöyle şu şekilde bu üst taraftan renklerini değiştirip gradient'i renklendirebilirsiniz. Daha sonra akıllı seçim aracı var. Buradan seçip herhangi bir yerini silebilirsiniz tuvalin. Vesaire vesaire çizgi roman bölmesi var. Bakın şöyle böl dediğimizde istediğimiz kareye ee, ekranı bölüyor. Çizgi roman da çizebiliyoruz. Normal e, seçim yeri var. Seçim ekranı ve yazı da yazabiliyoruz şu şekilde. İstediğiniz metini buraya yazalım mesela. Metin yazalım. Abone. Abone ol! Bunu yazdık. Metin boyutunu vesaire ayarlayabiliyoruz. Klavyeyi indireyim. Ayarla diyelim. İmge yükleniyor. Bakalım. Abone ol! Gördüğünüz gibi aralarına çok fazla boşluk bırakmışız. Şunları. Şöyle yaklaştıralım. Ayarla diyelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde yazı da yazabiliyoruz. Uygulamanın birçok özelliği var. Ton ayarlama, öğe ayarlama vesaire. Uygulamayı biraz kurcalamanız gerek. Ben size temel olarak nasıl kaydetmemiz, nasıl çizmemiz gerektiğini gösterdim. En önemli şey katmanlar, katmanları ayarladık. Çizim yeteneğiniz, tarzınız, stiliniz, ne çizeceğiniz tamamen size kalmış. Katmanları ayarladık. Yapmanız gereken şey katmanları tek tek gözü ayrı, şapkayı ayrı hepsinin o gözlerini kapatarak export png şeffaf olarak dışarı almak ve bir sonraki yani bundan bir önceki videomu izlemek bu şekilde siz de kendi NFT koleksiyonlarınızı oluşturup satabilirsiniz. Onun dışında normal çizimle de uğraşmak isterseniz yine bu program üzerinden yapabilirsiniz. Ücretsiz bir program gayet güzel. Uygulamayı kurcalayın. Her şeyi hazır yakalamayın. Kurcalarsanız daha iyi öğrenirsiniz. Beni dinleyeceğinizi şu an videoyu kapatın hemen uygulamayı indirin çizimlere başlayın. Dilerseniz Instagram üzerinden çizimlerinizi bana gönderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Siz de NFT kervanına katılır güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Veya sadece hobinizi kendiniz geliştirebilirsiniz geliştirmek için de hobi veya kendinizi geliştirmek için de bunu yapabilirsiniz. Çizim programının linkini aşağı bırakacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Abone değilseniz olursanız harika olur ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kadar.